Efendi Hazretleri'nin namaz risalesi var. Orada buyuruyor ki bir mümin 100.000 hac yapsa, 100.000 altın sadaka dağılsa, 100.000 kura hatim indirse, 100.000 ama üzerinden bir vakit namaz geçse hepsi hiçbir şey yaramaz. Çünkü dinin direği namaz. Bir gün mübareklere ben dedim ki ben bu fakirler vardı Darül Acize'de, şurada burada çok sıkıntı içindeler. Ne bakanları var, ne gidenleri var, ne gelenleri var. Çok garip insanlar. Kardeşim buyurlar. Gidin araştırın buyurlar. Bir tane namaz kılan varmış içlerinde buyurlar. Geçtim de bir Allah-u Teala buyurlar. Allah-u Teala namaz büyük bir izzettir. Onu kılanları aziz eder. Aziz insanlar bu şekilde düşmez buyurlar. İşte bugün okudum kitapta Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem insan ölürken eğer hayatında namaz kılmıyor idiyse 3 belaya müptela olur diyor hadis-i şerifte. Birincisi zilletle ölür, zillette ölür. İtibarlı ölmez. Yalnız ölür. Ya yol ortasında ölür. Ya da işte bilmem nereye düşer. Çünkü o namaz çok azizdir, çok zillet yani azizdir. Dolayısıyla onu kılmak nasip ettiği kulları zillette ölmez. Aç ölmez. Bir de diyor ki ölürken çektiği acılardan bir tanesi Allah korusun. Ne kadar ekmek yese doymaz. Aç ölür. Dereleri içse susuz ölür. Deryaları içse yine susuz ölür. Ne namaz kılmaz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. O bakımdan mümin evvela şunu soracak yani ben niye geldim? Beni kim gönderdi? Ben yiyorum, içiyorum. Kimi rızkını yiyorum? Kim beni besliyor? Damarlarımı kim çalıştırıyor? Sinirlerimi kim çalıştırıyor? Bugün mübareklerin kabrine gittim ziyarete elhamdülillah. Aynı hayatta olduğu gibi çünkü ben ne zaman gitsem haber bir tek benden aldıkları için kimseyle de görüşmedikleri için bütün günlük hadiseleri gerek içeride gerekse dışarıda ne olmuşsa hepsini tek tek anlatıyordum. Hatta bir gün buyurdular ki ya efendim bunlar vallahi başım ağrıyordu çok ama çok başım ağrıyordu. Fakat siz böyle dinledikten sonra hiç başımın ağrısı kalmadı buyurdular. Onun için başı ağrıyan varsa evvelallah bir şey kalmaz. Onların başının ağrısı geçtikten sonra. Bugün gene her şeyi anlattım. Efendim Hazreti Ali Kerimallahu veçe buyurmuş ki Allah ne büyük müjde ya Rabbi. Eğer Allah-u Teala bu Müslümanları, bu ümmeti Muhammed'i affetmek dilemeseydi, bunların hepsini affetmeye karar vermeseydi, Ramazan ayını vermezdi. Bu öyle bir ay ki, bu ümmete mahsus nedir o? İşte o kadar. Ne doldu çıktı mı ya? Affet, bağfiretin dop dolu olduğu bir ay. Bu ay geçmiş bütün senenin nesi varsa serip süpürüyor. Hepsini affettiriyor şefaat Allah. Onun için bu ayın kıymetini iyi anlamak lazım. Bu bize mahsus, ümmeti Muhammed'e mahsus bir ay. Bir günü bine bedel, hele bir de Kadir Gecesi var içerisinde. Hazreti Ali öyle buyurmuş. Tek vücut, tek kalp ve tek hedef olalım. Bölünmeyelim diyor Enver abi. Dolayısıyla muhabbet ince bir yoldur. Öyle gözü kapalı gidecek bir yer değildir. Şu o muhabbetin sonu cennettir. Dua edin diyor Enver abi. Hepinize başarılar diyorum ve bir yüce Allah'a emanet ediyorum.